Z kuşağına dair hiç bu umudun yok mu sahiden? Kesinlikle var. Sadece hmm. aradan adam seçiyorum. Müthiş hmm. oğlanlar, müthiş kızlar var. Bu Z kuşağı özel bir şey mi var. ama o aradan insan seçilebilecek bir şey olması. Ya bizim be, biz biz ebeveynler olarak e, bu kuşağı doğru yetiştiremedik. Onların suçu değil diyorsun. Onların tabii ki suçu diyor. Onlar bebekler. Bebeklerin de suçu olacak. Ama biz yani biz diyorum ki hani kimseyi kızdırmayayım diye. Ben yapmadım da. Yani bunlara hemen yav şurada İstanbul kaç işini? 14. Hmm. 15 olacak. Allah bütün çocuklarımızı bağışlasın. Z olmuyor mu Ne oluyor? Z'nin sonu oluyor. ama Ben daha alfa görüyorum. Hmm. Yani bizi Z'den kurtaracak kuşak alfa çünkü. Ee, yani ama hep tekrar ettiğim şey bu çocuklara isim taktık, kabul ettiler. Kim taktı bu ismi? Reklam ajansları taktı, siyasi anket şirketleri taktı bilmem neydi herkesin derdi. Bunlara ürün satmak, bunların oyunu almak, bir de bunları istihdam edip köle gibi çalıştırmak. Zaten ya bir Z tarifi var. Aslan burcunu mu tarif ediyorsun, Koç'umu tarif ediyorsun. <laughs> yani böyle tarif olur mu? Z şöyledir. Diyorlar diyorum senin hakkında. Tamam abi diyor. Ya niye diyorsun? Ne boomerlar, ne y ne x bunu kabul ettiler mi? Yani sen sana e, x denmesini kabul ediyor musun? Yok sen mu, dersin ki ne yapıyorsun? Sana ne kardeşim? Sen beni dersin. Niye kategorize ediyorsun filan? Bunlar onu da kabul ediyorlar. Genel tavır ama birazcık şey yani o jenerasyonda. Yani çok uğraşmama, çok şey olmama. Hani fazla da yorulmama üstüne. İşte bak... Şimdi, Konuşurken şimdi bile... ben de sen de yine aynı şeyi yapmış oluyoruz yani o kuşağı tanımlamış oluyoruz halbuki hiç tanımlamayalım niye tanımlıyoruz zaten tanımlayanlar iyi niyetli değil ki oyunu alacak ürün satacak istihdam edecek kötü niyetli onlar. Ben şey bayılıyorum ya aynen sadece aynen diyerek konuşan arkadaşlarımız var dışarıda. Olsun. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Olsun. Ama dünya onlara kalacak. Bu uçakların kalkması lazım. Bu ameliyatların yapılması lazım. Bu trenlerin yerine ulaşması lazım. Ee, yeni gelişmeler olması lazım. Ve de biz. Ve de biz. Biz berbat bir kuşağız. Ben son buumurum. Ee, 64 doğumluyum. X, Y. Bunlar sanki bu iyi da bunları beğenmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Ama biz bunlara bir dünya bırakıyoruz. Yani ben böyle vicdan azabı çekiyorum. Bunlardan birine tepem attığı zaman da diyorum ki işte ah sana böyle bir dünya bırakıyoruz işte. Çünkü biz suçluyuz. Yalnız şunları takdir etmek lazım. Bu umurları tak, ta, takdir etmeyelim. Ama silent kuşak yani e, dünya savaşı birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı bu kuşağı çok takdir etmek lazım. Bu kuşakta e, bizim büyük babalarımız yani büyük babalarımız ve babalarımız benim için söylüyorum. Ee, bu kuşak sessiz kuşak dünya için çok iyi şeyler yapmaya çalıştı. Benim benim hala şeyle ilgili de senin söylediğin gibi yani bu Z ile ilgili de ben çok umutsuz değilim. Yani çok içinde çok gerçekten çok umut vaat edenler de var. Tıpkı diğer kuşaklar şekildeyim. gibi. Bence berbat yani hepimizin kuşağında olduğu gibi Aynen. asla olmayacak tipler de var yani. Aynen. Öyle bir torba Aynen. olduğunu düşünüyorum. Aynen. Ortak karakteristik özellikleri de nereden geliyor? hepsini birbirine benzettiğimiz için. Evet. Şu moda bunu giy. Ee, o da işte ama bir pazarlama işte şey, pazarla, Onun için onlar tanımlıyor Tabii. zaten. Bunu yapmak moda, şunu giymek moda. E, bu kadar çok birbirine benzeyen, birbirine benzeyen insan. Yani mesela ben Dracula'da Caravaggio'dan söz ediyorum. Caravaggio büyük ressam. Dracula, Caravaggio ile ilgili... Ya Drakula'yı biraz daha garip bir şekilde ele aldık. Caravaggio ile ilgili büyük bir vicdan azabı çekiyor Caravaggio'nun ölümüyle ilgili gerçek tarihi olaylar biraz da fantastik tarafları var tekrar yazımda. Bu Caravaggio mesela. Bu Caravaggio'nun özelliğine büyük ressam, büyük itaatsiz, büyük başkasına benzemez. Şimdi adam 38 yaşında ölen bir adam. Bu adam, bu İtalyan ressam neymiş özelliği? Kimselere benzememesiymiş. Hiçbir Büyük sanatçı, büyük bilim insanı, büyük siyasetçi. Ya bizim tarihimizde var. Ecevit Demirel'e benziyor muydu? Demirel Erbakan'a benziyor muydu? Rahmetliler. Rahmetli Türkeş'e benziyor muydu? Benzeyen nevi şahsına münhasır. Hepsi nevi şahsına münhasırdır. Ve toplum bunları bağrına basmıştır. Bugün de nevi şahsına e, münhasır insanları bağrına basmaya devam etmektedir. Yani benzemezleri. Son soru. Bir gün senden de... Yarı emeklilik tam emeklilik açıklaması gelir mi diye sormuşlar. Teoman'ın yanına taşınacağım. Hangi bakım evindeyse, yaşlar yurdundaysa oraya gideceğim. Orası da güzel bir yer olur ama biliyorsun. Müthiş bir yer Sen, olur. Sen, Teoman of müthiş. Evet. Ama bize ancak e, hocalar kurabiye yerken ölürlerse bu kadar. Allah korusun ya Allah korusun. Allah, Allah onlara da uzun ömür versin sizlere de. Harika programdı çok teşekkür ederim. Müthiş. Benim için de öyleydi. İşini yıllardır yapıyorsam. şunu uğraşıyoruz. Bak yıllardır seni bu programa çıkarmaya çalışıyorum. Sonunda başardık.